Çok kıymetli umreci kardeşlerim, Allah-u Teala şu bulunmuş olduğumuz Hazreti Adem'in, Hazreti Havva'nın affolunmuş olduğu yerde hepimizi bu Arafat sınırlarından çıkmadan affolunan kullar zümresine ilhak eylesin. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz günahlara tekrar dönmemeyi, tövbe etmeyi nasip eylesin inşallah. Burası bulunmuş olduğumuz mekan hepimizin gayet net bilmiş olduğu, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın affolunmuş olduğu, Hazreti Havva annemizin affolunmuş olduğu ve insanlığın atasının affolunmuş olduğu mekan. Burası tabiri caizse peygamberlerin uğrak noktası. Hazreti İbrahim'in burada Cebrail Aleyhisselam'la haccın menasikini tamamladıktan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın hel arafte, bildin mi, öğrendin mi deyip sorup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da araftu, bildim, öğrendim dediği mekanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haccı ben yaptığım gibi yapın diyor. Efendimiz kimin yaptığı gibi yapıyor? Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi yapıyor. Hazreti İbrahim kimin yaptığı gibi yapıyor? Cebrail Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapıyor. Onun için değerli kardeşlerim, burası öyle mekan ki burada öğretmeni Cebrail Aleyhisselam olan, öğrencisi Hazreti İbrahim olan bir mekandayız. Bizler de öğretmeni Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olan ve öğrencisi bizler olan burada şu anda buranın dersini, buradan alınması gereken mesajları almak için bir öğrenci olarak buraya geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hac Arafat'tır buyuruyor. Ne demek? Biraz önce şuralarda büyük tabelalar var. Buralardan belki şu anda bayanlar veya erkekler görebiliyordur belki de. Sarı sarı büyük büyük tabelalar var. O neyi gösteriyor? Arafat'ın sınırlarını gösteriyor. Arafe günü burada bir kişi bir saniye de olsun, bir dakika da olsun bulunmak zorunda. Şayet burada Arafe günü bir dakika bulunmasa, 364 günü burada yatsa o kişi hacı olamaz. Değerli kardeşlerim, Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin rivayetlere göre buluştuğu yer. Şimdi inşallah size kısa bir vakit vereceğiz. Şöyle oraya çıkıp inşallah inmiş olacaksınız.